Hanımefendiler, beyefendiler, Ando 1800 hoş geldiniz. Ben Emre. Kulüpteyiz beyler. Yatırımcılarla beraber artık aynı kulübü paylaşıyoruz. Hemen şöyle kulübümüzün içine geçelim. Yani içine girelim, içinden geçtik. Pardon beyler, dağ, taş, toprak, duvarı muvarı delip geçtik abi. Yeni parkımız beyler, şehrimize yeni bir park kazandırdık. Gördüğünüz gibi burada pamuk şeker. Pamuk şeker mi bu abi? Aynen, pamuk şeker satılıyor. Çiçekler var, balonlar var. Fiyatlar 6 sent. 2 kilo mu? 2 kilosu kaç para? 2 kilosu bilmiyorum ne kadar beyler. 6 sent olabilir. Tam kestiremedim. Burada yine bir duyuru panomuz var. Efendiciğime söyleyeyim, şu tarafta Anno'nun 25. yılına özel bir, nasıl diyeyim, bir park varmış diyeyim hadi. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Hemen şu tarafa niye geçemiyorum lan ben? Ha, hastasıyız. Burada da Çin esintileri var. Asya'ya açıldık beyler. Oradan da adam buluruz diye. Oraya da yaranmamız lazım diye. Kulübümüz de burada. Yeni parkımız beyler, vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendicime söyleyeyim. Ay canım benim. Çinli teyzeler var. Kız ne yapıyorsun? Giysileri falan yapmışlar ha. Bayağı bildiğin Çinli giysileri yani. Hastasıyız. Yerim. Şurada da telefon kulübesi. Kim var içeride? Bacı var bir tane. Gireyim mi? Ay vay vay. Ay be, tamam girmiyorum girmiyorum. Ya, tamam. Okey okey. Beyler şimdi başımıza şöyle enteresan bir durum geldi. O da şudur ki ben geçtiğimiz bölüm buradaki adaları size yapacağımı söylemiştim. Hatta ben bu adaları yaptım. Hatta size videosunu da çektim. Fakat efendiciğime söyleyeyim, dediğim gibi bilgisayarda olan bazı durumlardan dolayı hocam o videoyu atamadım. Bakın burayı ben bu şekilde oluşturdum. Hatta buraya siz söyleyin Çankırı ismini verdim. Hani mesela biz Bursa, ilk başkentimiz Bursa'ydı ya. Bursa'nın yanındaki yere Çankırı'yı verdim. Onun karşısına da üçüncü yerimize de Samsun ismini verdim abi. Burada da hatta gördüğünüz gibi işçilerimi getirdim. Hatta ve hatta hiç utanmadım. Sucuk falan da verdim onlara. Hiç utanmıyorum yani. Cenab-ı Rabbül Alemin devam. Hatta bir de bir taş olsaydı bir de kilise verecektim onlara. O zaman of, siz hiç sormayın, gelir o biçim artardı. Şu an 371 geliri var bu adanın. Efendiciğime söyleyeyim, daha da arttıracağım nüfusu. Burada artisanları da getireceğim abi. O şekilde bırakacağım. Her iki ada için de geçerli. Aynı bunlar gibi olacak. Buradaki başkentimiz gibi I olacak. am Bu şekilde bırakırım çok büyük ihtimal. İhtiyaçlarını giderebildiğim kadar gidermeye çalışırım. Onun haricinde bırakacağım. Yeni dünyadan ek bir getiri düşünmüyorum şimdilik. Şöyle bir durum daha oldu. Gel abi İzmir'e. İzmir'de de biz yeni bir hasienda köyü oluşturmuştuk Antalya'ya. Hatırlarsanız yapmamıştık. Artık onu da yaptım. Hatta bunu da böyle bu şekilde çektim. Size neler neler anlattım var ya. Video patladı abi. Çok üzüldüm ya. Vallahi billahi çok üzüldüm ya. Hatta ben bu arka tarafı da yine hasienda köyleriyle geçeceğim. Çünkü beyler Antalya ile İzmir'i ben bağladım. Onu da nasıl bağlıyorsunuz? Aranızda varsa hani bilmeyen diye tekrar göstereyim. Ki biliyorlardır yani, bilen insanlar çoğunluktadır. Yine de bilmeyen varsa diye. Şurada hava gemisi platformu var beyler. Şunu atıyorsunuz. Bundan şu kardeşi atıyorsun. Hava gemisi platformu. Bakın burada hava gemisi platformu. Şuradaki yuvarlaktan tıklıyorsun. Banliyö istasyonunu koyuyorsun. O da keza şuraya denk geliyor. Bunu İzmir'e attık. Bunun aynısını Antalya'ya da attık. Antalya'da da kendileri hemen şurada beyler. İşte bakın hemen burada. Çevresini ben yeşillendiririm buranın. Bir güzelleştiririm. Bir şeyler yaparım. Aksiyonu bol bir yer haline getiririm. Ağaçları pek kesmek istemiyorum. Çok tatlı duruyorlar. Baksanıza ya. Böyle mi kalsa ya? Vallahi böyle daha tatlı gibi, bilmiyorum. Bilmiyorum ne dersiniz, onu yaparız yani. Bu iki adayı bu şekilde nüfusu birleştirmiş oldum. Şimdi biz İzmir'de ne yapacağız? Aslında ben bunları bayağı bir uzun anlattım da kısadan da şimdi özet geçiyormuş gibi oldum kendime. Buradaki nüfusu beyler şeye çevireceğiz. Artistaya çevireceğiz. Sanatçıya çevireceğiz yani. Bunların hepsi sanatçı olacak. Burayı zaten böyle şu gördüğünüz alanı kopyaladım. Antalya'ya direkt yapıştırdım beyler. Laps anında burada işte. Buradan açtıkça öbür taraftan kapatacağız. Mesela açabiliyor muyuz şimdi buradan ben? Şu mesela dörtlüyü aç abi. Gel İzmir'e. Gel babacığım. Şu dörtlüyü uçur. Bunların yerine de gel yavrum bakayım. Hadi bakayım yavrum bir daha. Dörtlü nerede? A, dörtlü yok mu? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Şu şekilde 4-4 atacağız beyler. Burada
sanatçı nüfusunu hunharca yukarı vuracağım. Vurma sebebim de şudur abi. Bunlar açılsın artık. Burası da ne bileyim stadyum falan görecek ya. Stadyum nereye atacağız ha? Stadyum nereye gelecek abi? Burada da çünkü isteyen var artistler. Ha bak hatta buradan da yukarı alabiliriz. Yani kafamıza göre burada bayağı bir oynama yapacağız. Buranın geliri bana İzmir'in geliri beyler artı 500. Yemin ediyorum var ya çok enteresan oynuyoruz ya. Ya tabii hani bunların daha ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayamadık. Görüyorsunuz işte acı sos muhabbetini. Neresi abi orası? Ya hallediyoruz ya. Yani bir şekilde üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Burada durum ne? Ha buraya bir çıkarma söz konusu. Buraya bir çıkarma söz konusu. Bunlar nereye gidiyor abi böyle? Şimdi tabii bunların üstesinden gelmemiz için bizim artık İstanbul'a biraz abanmamız lazım. Yani o da bu kardeşlerin bakın ihtiyaçlarını zaten tamamlamışız. Yavaş yavaş tamamlıyoruz. Saat için siz ne istiyorsunuz yavrum ya? Saat neredeydi abi? Ha saat buradaydı. Ha saat demiş ki altıncevheri.com. Şimdi beyler şu altın cevheri ya bak şimdi. Ben şimdi tabii bunu da gösteremedim. Ben şu kardeşten gittim kalifiye adamlar aldım. Bak buradan geldim ben şuradan kalifiye adamlar aldım. Onu söyleyeyim. Bu ne lan? Tuğla fabrikası ve betona 100 şey sağlarmış. Elektrik sağlarmış. Güzel. Hoş. I like it. Bunu zaten kullanıyoruz. Yani velhasıl ben buradan tam kafama göre birkaç tane yakışıklı abi aldım. Onu da hemen şöyle göstereyim. Gel şimdi bakayım bana. Siz boşta bir tane şey verin bana. Elektrikli olan. Sen geç. Sen de geç. Sen bir dur. Şu ikisini al bakayım. Şiddet. Sakin. Şimdi bu demiş ki bana kum. Ben şöyle bir kuma bakacağım. Kumla kömüre bakayım. Kum var. Kömür var. Güzel. Cam var mı? Cam da var. Gold var mı? Var. Peki bu gold az. O zaman biz ne yapacağız biliyorsunuz mu? Şu kardeşi şuraya atacağız. Kuyumcu atölyesini. Bir dakika dur. Saat fabrikasını. Dur. Saat fabrikasını atacağız beyler. Bir tane saat fabrikası atıyorum. Tam etkileniyor değil mi bundan? Birbirlerine etkileniyor. Süpersin. Bak buraya geliyorum. Şunu tıklıyorum. Şurada saat fabrikası için yeni girdi yazıyor beyler. Pirinç işler diyor bak. Laps. Şimdi bu kardeş pirinç ile çalışacak. Bak şimdi şunu kaldırıyorum. Bu kardeş gold bekliyor şimdi bak. Gold'la verirsen diyor gold'u çalışırım diyor. Ben diyorum ki seninle mi uğraşacağım diyorum. Bunu atıyorum. Pat pirinçten yürüyor. Hastasıyız. Pirinci de zaten hatırlıyorsanız buradan çıkartıyorduk. Ya buraya biraz evet yüklenme oluyor ama en azından şöyle zinc ve copper getireceğiz. Yeni dünyadan gold getirmeye gerek yok. Elimdeki adalardan zinc ming çekerim abi. Hunharca. Hatta onları demişken bir de ben onların durumuna da bir bakayım ya. Gördüğünüz gibi gayet yakışıklılar abi. Hunharca gelmekteler. Bir sıkıntımız şu. Rom'da bir cortlama var. İnşallah onu da halledeceğim şimdi bu bölüm. Abi çok konuştum ya. Uf, vallahi billahi. Hunharca anlattım. Şimdi tek bir tane saat fabrikasının bana yeteceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum ama takip edeceğim. Belki yetebilir. Ne oldu oğlum? Gelecek bacım gelecek. Burada bir saat fabrikası ile alakalı daha bacı var. O da şu verim %30 arttırıyor. Bakım maliyetini %30 düşürüyor. Bunun bakımı ne kadarmış abi? 756. Ver coşkuyu bakayım. Bacı gel bakayım. Saat fabrikası. Ne kadar oldu? 336. Yerim. Hunharca yerim. Buyursunlar efendim. Durum bundan ibaret. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Ne kadar heyecanlı anlattım değil mi? Aslısıyız. Şimdi hocam. Bunları açmakta fayda var. 300 malt. Abi aç ya. Aç abi ya. Aç abi. Aç 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 aç. Aç. Ver coşkuyu. Ver 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 ver. Ver. Eyvallah kraliçem canım ciğerim hastasıyız. Şimdi ben şunları bir hunharca tamamlayayım. Bir şey söyleyeceğim. Burada elektrik var mı? Ha alıyorum elektriği. Oğlum benim kafam çalışıyor lan. Burada elektrik var mı? Ha burada benim kafam çalışmıyormuş. Demek ki elektrik olan bir yer burası olabilir. Ya da elektriği buraya getireceğiz. Acelemiz yok. Fuarımızı bitirelim. Sarayımızı da yapacağız. Hunharcana.
Efendime söyleyeyim. Şimdi sizin durumunuza bakayım çocuklar. Şimdi ben bunlara saati de getireyim. Oğlum siz saati niye getirmiyorsunuz lan? Ha, bir oyunu hızlandıran beyler. Oyunu bir aksın bakayım göreyim. Çok uzağa gidiyorsunuz aslında var ya. Neyse dur bakalım ya. Vardır bir durum şimdi. Panik yapmayalım. Efendiciğime söyleyeyim. Biz artık şuradan... Ha, bir arkadaşım daha yazmıştı. Buradaki fırınları kapatmamıştın diye. Tabii dediğim gibi geçtiğimiz bölümden fırınları da kapat. Hatta şu ikisini bak kapatmamışım yine. Görüyor musun? Bak bunları unutmuşuz. Bunları da bir kapatayım. Şu fırınlar da gitti. Zaten elimde yukarıya yaptığım fırınlar duruyor abi. 8 tane. Gayet de güzel abi. Hatta onu da göstereyim. Biliyorsunuz buradan çikolata alıyorduk abi. Nerede lan çikolatacılar? Ha, bu fırınlardan çikolata alıyoruz abi. Şöyle göstereyim. Ekstra mal çikolata hastasıyız. Çikolatanın durumu da şudur. Tek bir hiç üretmiyorum yani. Üretmediğim halde geliyor bana şu anda. Neredeydi çikolatte? 370'lerde. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Şu anlık ihtiyacı giderdiği sürece sıkıntı yok. Benim birada sıkıntım var. Ne oldu lan? Ha, burada evet beyler. Burada bir kapışma söz konusu. İki taraftan saldırıyorlar. Biz de cevabını vermeye çalışıyoruz ama bunlar niye gidiyor abi? Nereye gidiyorsunuz lan? Ha, bunlar başka. Okey. Sen kimsin? Oğlum bizim gemiler nerede? Ha, şuradalar. Çocuklar, oğlum savaş var lan. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi çocuklar. Bir bakayım abi şurada şey yapabiliyor muyum? İşçi sınıfına geçebiliyor muyum? Şurada 910 tane çiftçim var. Abi hiç gerek yok bu kadar çiftçiye. Şu kısmı alalım yukarıya. Buradan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Taşla, tahta lazım. Alırız abi onu da. Ya bu adada taş çıkartamıyorum abi. Çok enteresan. Taş çıkartamadığım için bir hareketim yok şu an burada. Buradan yukarı almak istiyorum. Burada 1400 tane çiftçi var. Abi benim ne yapayım 1400 çiftçiyi ya. Ver yukarıya ver 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 ver. Ha şimdi bak burada şey de yapamıyorum usta. Şuradaki fabrika var ya yine taş istiyor. Oğlum bana bir tane şey lazım lan. Siz söyleyin adını ya. Taşçı lazım abi. İkinciyi de atayım. Nüfus bayağı oluştu ya. Yetmeyebilir abi nüfus. İkinci kardeşim buraya tamam. Burası güzel gibi. Sen burada duruyorsun. Şuradan bir yol verirsem işimi görürüm. Boşta benim gemim var mı? O yaralı kartal nerede? Neredesin lan? Şampiyon. Hop. Elvanlı. Düştü mü o? Çöktü mü? Ha geliyor. Ay canım benim. Seni şimdi görev vereceğim ama senin... Yok abi. Senin fişini çekmişler. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Çankırya beyler taş getireyim şöyle bir hunharca. Nerede benim gemiler? Burada. Yavrum bir dur bak andırın mandırın şimdi durun lan. Ortalık karışık zaten. Yavrum gel şunu bir salar mısın? Allah razı olsun. Bir de bizim neyimiz eksik olabilir? Pencere alalım. Pencere alalım. Pencere önemli. Buraya şey atarız. Siz söyleyin. Tiyatroyu atarız. Eski dünya Çankırı. Let's go. Oğlum ne oluyor lan? Saatle beraber 30-31K'ya kadar çıktı beyler gelir. Oğlum neresi lan? Aa, benim gemiler nerede? Oğlum adamlar vuruyor. Çocuklar burayı bir temizleyin. Buraya gemi mi basalım ya? Allah Allah. Gemi basmamız lazım. Şu gemiyi alacaklar ha. Şu gemiyi almak için uğraşıyorlar. Oh be düşürdük bir tane. Buraya bir tamirat falan atamaz mıyız ya? Buraya gerçekten tamirat lazım. Bakayım tamirci abi. İskele değil. Ha şu. Tamam dur bakalım. Ben burayı ayarlayacağım bir şekilde inşallah. Kendime pek güvenmiyorum o konuda ama elimden geleni yapacağım. Yavrum sizin taş tahta geldim. Ha şunların bir hastasıyız. Yap abi. Bakın beyler kilise de copladı. Süper. Oğlum kim ne saldırıyorsunuz lan her yerden? Ne oldu? Savaş mı çıktı ben anlamadım. Hay ağzınızı yiyeyim sizin. İndirin lan şunu. Herif musallat oldu tek başına ya. Oğlum maşallah çocuklarıma bir evlatlarım. Yavrum şunları al bakayım ne düşürmüş bu keko. Bunlar da biliyorsunuz korsan gemileri. Al bakayım şunu. Ulan bunu ne yapayım ben ya? Yavrum sen madem seni ayırdım oradan sen gel bunlara takıl.
Aynen. Tabii. Hatta gel bakayım sen Bunharca. Sen şunu al. Takibe devam. Sen de takibe devam. Güzel. Beyler şimdi bir yere doğru gidiyor iş. Gel abi İzmir'e. İzmir'deki peki bizden ne istiyor İzmir? Sağ ol canım benim. Bunu açamadık daha. 10 tane alüminyum istiyor. Fakat alüminyum niye gelmiyor? Hayırdır? Ne oldu? Eksik ürün. Boksit mi yok? Nasıl yok lan boksit? Şimdi bakmayacağım. Vallahi şu an durum. Anam boksit sıfır. What? Oğlum. Alüminyum yatağı bizde bir tane mi çalışıyor? What? Yavrum ama bunu açalım ama çocuklar. Ola mola düzgün çalışın lan. Neyin olası? Gidiyor musun? Ha tamam bir taneyi açtık. Gel abicim gel aç şunu aç. Aç abi ha. İkinciyi de aç. Lan bu nereye gidecek? Geliyor musun? Ha. Bir tane daha açayım beyler. Abarttık mı? Abarttık galiba ya. Oğlum bir yerden bir kavga var. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Korsanlar bayağı yükleniyor beyler. Güzel hastasıyım. Ben severim böyle işleri. Gelsinler. Şimdi. Boksiti de çözdük. Boksitten de yapıştırdık abi. Artisanların durumu ne? Yani çok büyük ihtimalle bizim artık sadece ihtiyaç gidermemiz lazım. Ha, talepler azalıyor beyler. Talepler azalıyor demeyeyim. Pardon. Bizim arzımız azalmaya başladı İzmir için. Yavrum. Siz niye böyle yaptınız şimdi bana? Bir tane mi? Bir dakika. Kaç tane var bundan? Nandu derisinden. Sen ne sandın bu Nandu derisinden? Nandu. Sıfır mı? What? Hocam. Elektrik Nandu tüylerini sağlıyor. Sağlasın o zaman. Niye sağlamıyor şu anda kendisi? İkinciyi de atarım ama şimdi abartmayayım. Topuk koparttığımı düşünüyorum. Şeker kamışı nerede? Şeker kamışı yok. Yuh, nasıl yok lan şeker kamışı? Oğlum manyak mısınız lan? Bir dakika rom var mı? Rom da var. Anam romo biçim var ama şeker kamışı yok. Allah Allah. Şeker kamışı bey yolları. Burada mı şekerci? Yok bu değil. Bu mu? Aynen bu. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Burada niye gübreci yok? Lan. Abi bir dakika burada traktör mü yok? Hadi canım traktör yok burada motor yok. What? Burayı acil traktörleyeceğiz beyler şimdi getiririm ben buraya traktör. Burası traktörlendiğini varsayıyorum. Getireceğim şimdi. Peki sizde şey var mı çocuklar? Getirin bakayım şimdi. Bütün malzemelere bakmamız lazım. Narenciye güzel. Şeker. Şeker var mı? Şeker de var. Şu zıbıttırık bitkiden var mı? Bitki de var. E güzel. Bana sadece bu lazım. İki tane zaten. 60'ım. Yavrum, sana şöyle bir tane vereyim mi? Ha? Canım benim. Yapıştıracağım mecbur buraya. Hatta şöyle yapayım ya. Güzel bir şey oluştururuz. Bunun çevresini ben şimdi yakışıklı yaparım. Hiç sakin. Sakin ol. Elektrik getirdik. Jalapena. Jalea. O da olur. Jalea. Şimdi Jalea'nın hemen kalamar yok. Sıfır. Hastasıyız. Kalamar buradan çıkıyordu değil mi? Bizim şey nerede lan? Sahil nerede? Ah sahil burada. Hop sahil burada. Bir tanesi kapalıymış. Çalış. Çalış bana çalışmayan adamın işi yok abi bizim memlekette devam. Ha biz de diyoruz ki ya bunların niye ihtiyaçları karşılanmıyor falan filan. Meğerse çocukların yüzü gülmemiş ki hiç. Canlarım benim sizi yerim ben ya. Sizin ben yüzünüzü güldüreceğim. Yüzü gülmeyen vatandaş kalmayacak. Yavrum seni ben dur ya dışarı alayım depo olarak. Aynen. Sen dışarıda dur. Şöyle bir bağlama da çekeyim ben sana. Yerim. Herkes gidiyor mu? Herkes bir yerlere gitsin, versin neyini, her şeyini. Mısır yoktur büyük ihtimal. Mısır'a bakalım. Mısır da var abi. Demek ki sadece bu yokmuş. Zaten bu bitki sabit var. Hemen gidiyorum. Bir tane daha.
mekanıma atış yapmaya buyursunlar. İkisi yine yan yana olacak ama artık zaten bir tane burada, bir tane burada. Bu çocuklara vereyim mi lan? Oğlum ben size kıyamam lan. Aa, size de vermişim oğlum ben. Siz niye çalışmıyorsunuz lan? Artist misiniz oğlum siz? Dur bakayım ben bir onlara malzeme attım. Aha, aa dur. Yeni bir şey açıldı. Bak bak bak. Adamların ihtiyaçlarını tamamlayınca bak şu sahil açıldı. Ay yerim. Bak 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 beyler hastasıyız. Bak şimdi neler olacak burada bak. Yavrum. Sana şöyle bir. İki. Üç. Dört. Atamıyorum değil mi daha? Tamam. Süsleyeceğiz tabii oğlum. Sen ne zannettin lan bizi? Başkan burada. Hayırdır. Dur ama yol... Ya oğlum yok öyle bir şey yok birader. Öyle bir şey yok. Sen o işi geçeceksin artık. Bu çocuklar buraya bağlanacak. Ha. Hemen bakalım ihtiyaçları giderilmiş mi? Hastasıyız. Bakın flash temel ihtiyaç. Yerim. Onların temel ihtiyacını yerim. Şimdi bak. Şimdi şöyle bir kumsal. Kumsal. Sanatçılar üretim binanızı elektrik şebekesine bağladığınızda ne olacağını görmeniz için sabırsızlanır. Sanatçılar üretim binalarınızı. Yavrum ben onu bağladım ya. Sen çok geriden geliyorsun yavrum benim, canım benim, ciğerim benim. Şimdi bak. Bu bölüm demek ki bizim biraz kendimize ayırdığımız bir bölüm oldu. Burada bayağı bir... Şimdi şu kısmı ayırmamız lazım ama onu düşünüyorum nasıl ayırabilirim diye. Tren yolundan burayı ayırmamız lazım. Bakar mısınız? Abi çok iyi değil mi ya? Çok tatlı durmuyor mu? Hastasıyız. Bu ne abi? Bu neymiş? Değişim durağı. Nasıl değişim? Nasıl değişim ya? O zaman bak burayı yol da yapabilirim, duvar da yapabilirim. Şimdi bak ikilemde kaldım ya. Duvar mı yapsak, yol mu yapsak? Duvar daha mantıklı değil mi? Yol yaparsak tren yolu mu olur acaba? Tren yolunun yanından yol. Ne diyorsunuz beyler? Duvar mı? Duvar kötü olur ya. Duvar olmasın lan burada. Millet görsün ya. Yol yapalım abi. Yol yol. Oğlum başkan ne kadar ince düşünüyor ya. Hastasıyım. Yol yaparsak daha iyi olur gibi geldi. Allah. Cortladı yol. Dur lan dur dur. Dur 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 dur. Bütün elektriği kestim. Heh tamam. Şimdi okey değil mi? Olur olur yaparız olur getir. Değişim geç kayıkhane. Güzel. Bakın bu tarz işler. Bak şöyle yapalım bunu. Buradan alsınlar hep. Dondurmacı. Ay yeriyim. Dondurmacı varmış lan. Şu tarafa yapalım. Dondurmalarını alsınlar. Şuraya da yapalım. Burada dondurma isteyen var mı? Dondurma vereyim abime. Burası kumsal. Şöyle yaparsam. Şunu da şuradan alırsam. Şu tarafa atacağım. Ha bir dakika dur. Burada ona girmeyeceğim. Tamam buraları kum geçeceğiz beyler. Bu ne abi? Oha can kurtaran hadi canım. Önü arkası neresi buranın? Ha burası önü. Tamam şurada balkonu var. Şöyle denize baksın. Bu köşeye de yapalım. Çok mu yakın oldu? Evet çok yakın oldu. Olmadı. Bu köşeye yapalım. Gel abi. Şurası olabilir. Güzel. Hem bu köşeden bakıyorlar denize hem bu köşeden. Oğlum yerim lan. Başka? Şurayı bir kumlayalım bakalım nasıl olacak. Şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum beyler. Hafif toprak yol girmek istiyorum. Bir tane. Bir tane. Production has stopped. Ve geldiğimi varsayıyorum. Burada yeşillik var mı? Çim çim var mı bana? Çim verebilir misiniz? Buralarda hani böyle çimler olur ya. Yabani çimler falan. Bir tane de küçük ağaç yapalım. O tarz bir yer olsun istedim.
Bir büyük ağaç atalım. Önüne bir tane ufak ağaç atalım şöyle. Tam bir plaj havası vermeye çalışıyorum ama inşallah becerebiliyorum. Güzel. İnsanlarımız burada bakın. Ay canlarım benim. Dayı uzanmış. EYT'li bak. Bak EYT. Bak hepsi uzanmışlar. Ay canlarım. Aa diyeceksin abi ya. Olur mu öyle şey? Bak bak hastasıyız bak. Ne yapıyorsunuz? Kumdan kale mimarlarının havlu, turistlerin güneş tutkunlarının ve şnorkelli yüzücülerin kutsal alanı. Ulan yine kutsallaştırdılar. Neyse hadi bakalım iyi öyle diyorlarsa öyledir. Şimdi gel dondurmaya. What? Oğlum bu dondurma neymiş ya? 40 bilinmeyenle denklem. Şimdi. Biz ne dedik? İstanbul'dan motor getirecek. Ulan biz motor İstanbul'dan getirirdik. Ha, dur. Gel yeni dünyaya. Benim gemi geldi mi? Çankırı'ya. Ay canım benim gelmiş. Aksın bakayım şu oyun bir. Şunları bir verelim arkadaşlarıma. Şimdi yavrucum, siz benden ne isteyeceksiniz ha? Şu sucukları bir açalım. Yani hiç taş çıkmaması harbi fantastik yani burada. Gerçekten fantastik. Şimdi şu alanı nasıl yapabiliriz biliyor musun? Şöyle. Şuradan iki tane alacağız. Buraya atacağız abi. Şöyle farklı dursunlar ya. Biraz daha değişik oynamaya çalışalım burada. Şurayı şöyle kapadık. Bu kardeşlerin yolunu yordamını aldık. Buraya bunu attık. Bir de kilise attık. Bu kilise bütün her yere burada yetti. Bütün hepsinin de ihtiyacını gidermiş oldu. Okul var mı burada? Varmış. Okul şurada abi okul. Gel bakayım canım benim. Sen sığıyor musun buraya? Yerim. Atalım abi, açalım. Okulun da hallettik bunları. Hastasıyız. Size şunu verdim, şunu verdim ve ben çek git bebeğim yapıyorum beyler. Çünkü işimiz var. Çocuklar sizin deponuz falan yok mu burada? Oğlum bir depo koyun lan buraya. Manyak mısınız siz? Böyle olmaz ha. Al hadi başkan ikinciyi de verecek. Dur heyecanlandı. Başkan da heyecanlandı beyler. Al anam şunu. Hadi let's go. Bu ikisinin savaşı var ya müthiş geçiyor ya. Allah'tan bana da almıyorlar. Cape Travel İstanbul FM Let's Go. İstanbul'dan İzmir'e şey götüreceğiz beyler. Adını siz söyleyin. Motor getireceğiz. Olur öyle olur öyle. Peki okul atabiliyor muyuz? Çocuklarım benim okumak istiyor. Demir yokmuş. Demir getir. Sıkıntı yok birader ya. Demir bizde oğlum. Kiliseyi değiştir ya. Change yap kiliseyi bakayım. Okulu zaten değiştiremiyorum. Fena değiliz. İhtiyaçlara durum ne? Ha, sucukta sıkıntı var. Sucukta niye sıkıntı oldu lan? Hayırdır? Kaç tane sucuk var ki burada? Bir, bir. Hocam bir, bir sucuk olur mu? Ne yapıyorsun ya? Evlatlarım yemek yiyecek benim. Şöyle çevirsem. Şöyle atsam. Bunun ben yanına bir de sucukçuyu atsam. Hastasıyız. Çocuklar afiyet şeker olsun. Sosisinizi mosisinizi yiyin. Bana para getirin. Sabun da yaparım. Sabun da yaparım. Ama buranın gelirine bakayım. Artı 300. Buranın gelirine bakayım. Artı 960 bin diyebiliriz. Gayet güzel. Yani İzmir, İstanbul işte neyse hani. Bak saati getirdik ya beyler. Tek fabrikayla saati çözdük mü? Vallahi tek fabrikayla saati çözdük. Nüfusa bakayım abi. Mesela yatırımcılar 2000 desen, mühendisler 4000, ne 6000, 6150 kişi tek fabrikayla yürüdü abi. 6000 kişiyi doyurduk tek fabrikayla. İyiymiş. Harbiden iyiymiş yani. İkinciye gerek kalmadı. Gayet güzel. Şimdi bakayım evlatlarım ne istiyor benden. Nüfus istiyor beyler. Nüfustan başka bir şey kalmadı. Zaten biliyorsunuz bizde de nüfus o biçim var abi. Artisanları bir yukarı alalım. Yanında. Şu işçi sınıfında kaldırsam mı ya? 1000 kişi falan var. Ulan kaldır abi ya. Ne yapacağım ben bir. Yoksa ama şu inşaat var ya. Şu inşaatı bir yürüteyim abi. Oğlum siz nasıl tahta yok? Nasıl kum yok lan?
şey kum diyorum. Siz neyi bekliyorsunuz çocuklar ya? Tahta mı yok? Ben anlamadım. Tahta var abi. Beton mu yok? Beton da var. Nerede o lan beton? Şurada mıydı? Burada mıydı? Oğlum beton nerede lan? Betonu kaybettim. Şu tane oğlum var işte, daha ne istiyorsun oğlum? Ben senin yakınına mı depo atayım? Dur ben senin yakınına depo atayım. Sen nereden gidip alıyorsun ben bilmiyorum ki, bakayım. Ha, uzağa gidiyormuşsun. Tamam hadi gel buradan al, hadi gel. Gel bir daha buradan al hepsini öyle bitirelim. 671 tane çiftçim var. Abanacağız beyler, buradan yürüyeceğiz. Bunların keyfi gıcır. Burada durum ne? Ha, bunlara bir okul bokul verebilirsek gayet güzel. Oğlum size okulu ben nereden vereyim lan? Şurayı yıkabiliriz. Ben buraya bu çok güzel park yapmışım ama bunu galiba yıkacağız beyler. Okulu veririz bunlara buradan. Ben komple açarım şimdi ben burayı da. Bir okul patlatmamız lazım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Başka çarem yok gibi. Evet beyler, bunu burayı yıkacağız. Okul vereceğiz buraya. I respect engineers, right bobbish with the machines. Never know what bit of me's getting chewed up next. Ne diyorsun ya? Ne dedi şimdi bu çocuk bana, kötü bir şey mi dedi? Anlamadım. Mühendisler bir şeyler dedi. Yavrum okulları sığıyor mu bu çocukların? Sığıyorsa gerisini almayacağım. Gayet güzel. Burayı şimdi benim adam etmem lazım. Oo, yo, yo, yo. Şöyle bir yapayım bakayım. Şuradan gel. Şuradan şöyle gel. Gayet güzel. Şunu kopyala bakayım. Hastasıyız. Hastasıyız abi. Çocuklar, size ben şimdi duvar mı vereyim? Your ship has returned from its voyage. Devam. Şimdi ben ufaktan şöyle bir dokunuş yapayım ama 3000 mühendis. Abi biz ne yapalım biliyor musunuz? Şu inşaat bitene kadar nüfusa dokunmayalım. Çünkü mühendis lazım olacak. Şurada oynarız. Nasıl oynarız? Çiftçileri şeye çekeriz. İşçi sınıfına çekeriz. Dur öyle. Ne, bir dakika. Ha. Başıma bir şey mi geldi? Bir yerde bize kötü bir film mi çevrildi? Yavrum buradaki durum ne? Ha. Şimdi birazdan benim gemi gelsin, İzmir'e motoru indireceğiz. Şeyi kopartacağız. Siz söyleyin adını. Şeker kamışını kopartacağız. Geldi mi? Bak geldi abi. Birazdan bunları da yukarı çekeceğim ben. 1600, 2000, 3000. Fena değiliz. Fena değiliz beyler. Hastasıyız. 1900. Ya bir tık almakta sıkıntı olmaz be abi mühendis yukarıya. Ne diyorsunuz? Oğlum siz niye çıkmıyorsunuz lan yukarı? Ne oldu? Hayırdır? Full kapalı ya beyler. Bütün hepsinin keyfi yerine, görüyorsunuz değil mi? Full kapalı. Yerim. Al hadi al şu yolda taş yapayım, al. Tamam hadi. Üzülmeyin lan. Bunlar niye yukarı gelmiyor abi? Hayırdır? Aa. Allah Allah, bu neymiş ya böyle? Yetersiz sakinler. Siz kimden neyin yetersizliği? Hayırdır oğlum? Yetersizmiş. Ukela. Karşıdan alacağım abi bu sefer. Yerim. Kaç yaptık abi nüfusu? 2293, o daha yukarı doğru gelir. Gelsin. Ha, ben ne dedim abi? Şunları da halledeceğim. Dediğim gibi artık ben bunu bir bölüm sonu patlatırım. Geldi mi gemi? Gelmiş. Yavrum. Motor var mı? Var. Al anam, al 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 al. Al 150 al. Al demir de al. Heh. Let's go. Yeni dünya İzmir. Devamız. Sen kimsin? Oduncu. Dur bakayım oduncu. Oduncu sakin ol. Hop oduncu. Ha, attık mı? Tamam. Oduncuya atmışız bunu. Bu gelen gemileri adam etmemiz lazım abi. Bu gelen gemileri ihya edeceğiz. Adam zeplinlerle dolaşıyor. Bakar mısınız biz hala? Yok sen ne yaptın ben abi. Getir lan İzmir'i, getirin lan, getir. Yapamıyor muyum hala?
Geliyor bir şeyler, ufak tefek geliyor. Burada ne duruma? Pançoful. Satalım abi. Yerleştirdiğiniz her süs plajın menzilini arttırarak daha uzaktaki konutlara hizmet etmesini sağlar. Mevcut menzili görmek için plaj menüsünü açın. Güçlendirme olarak görüntülenecek. Al abi. Ha. Buraya kadar gelmiş işte mis gibi. Oha her yer. Yuh buraya kadar da gelmiş. İyiymiş bayağı geldi bizim plaj. Burada nereye gidiyor? Her yere gidiyor oğlum benim plajım. Sığır çiftliği ana binasına elektrik verirseniz meralardan süt toplanabilir. Tamam vereceğim ama veremiyorum ki işte şu elektriği bir açsam bana. Kaç istiyorsun sen şimdi buradan? 4000 diyorsun işte ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ha dur hasyendaları ne yaptık abi? Bak ben hasyenda kurdum dedim size. Gösterdim zaten bölümün başında. Ha sütü bak meralardan elde edebilirsin diyor. Cansın ciğersin. O zaman şey yapacağız. Meraları elektrikli olan bir yere çekeceğiz. Tamam dur sakin ol. Burada ne yaptık abi şimdi? Şinep gelmiyor mu? Rom'la Şinep çok az geliyor lan. You should go sit in the shade, boss. Ha, elektrikle diyor daha iyi çalışır ama diyor. Bakın depolar dolu ama depolarda sıkıntı yok. Daha iyi çalışır diyor. Şey mi yapalım şöyle ikisini kopyalayıp karşıya yapıştırsak mı ne diyorsunuz? Ben de bilemedim şimdi. Şöyle bir tane salalım şuraya. İzmir için dondurmaya gideyim bir daha. Şimdi sen bana demişsin ki kakao. Ha, sen şimdi diyorsun ki bana kakao. Kömür bitiyor yavaş yavaş. Ona dikkat etmek lazım. Kakao 550 sabit güzel. Şeker de var. Sadece bunu atacağız. Çikolata fabrikası atarız onda bir şey yok. Narenciye var. Sütto ve bu. Şimdi sen bana diyorsun ki sütto. Altıladık diyebilirim. Hatta şöyle yapalım ya. Sen gel bakayım iyice şuraya. Ha yok dur kayma tamam. Ya bana bir tane çikolata fabrikası ver. Oo, Mortingen Strising. Şerbetçi otu gene cortladı bizim beyler. Sen buradan alıyorsun yavrum bir tane. Çikolata fabrikası da attık. Şimdi bize sadece şu. Bu fabrika mı? Fabrika mı? Fabrika. Bu fabrika bunu şehrin içine atmayacağız. Alana sana bir tane de dondurma fabrikası. Bakayım fabrikaya. Aynen öyle. Yan yanasınız. Hadi birbirinizi tanıyın, kaynaşın, adam olun, can olun, ciğer olun. Üzmeyin, başkanınızı üzmeyin. Başkan bak burada saçtan ak düştü lan. Yolları ben bir taşlayayım mı beyler? Gavura vuru gibi yap abi. Evet. Eğer gerekirse beyler ikinci bir elektrik santrali olabilir İzmir için. Ama gerçekten hani şunu 4000 yapmak istiyorum. 4000 yapıp yürüyeceğim abi. Peki bunların şinepleri ha, var abi. Romları da var, şinepleri de var. Buradan nüfus alırsak durum kötü. Sen geldin mi? Gel yavrum benim, gel. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen yapalım, yapalım, yapalım. Hadi. Biz de beyler hava gemisine geçiyoruz. Ya yeter o kadar yani. Denizden, sudan, sudan, sudan. Hep su. Nereye kadar? Ulan çok acayip gözüküyor burası beyler ya. Bakar mısınız ya? Beyler bu bölümün uzun olmasını istemiyordum ama yine uzun oldu. Çünkü gerçekten oyun akıp gidiyor. Beni içine çeken bir oyun zaten. Çok keyif alarak oynadığım bir oyun. Umarım o keyfi size de geçirebiliyorumdur aynı şekilde. Eğer videoları beğeniyorsanız bunu bana gösterirseniz sevinirim. Eğer abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olurlarsa artı bir daha sevinirim. Benim için büyük bir destek olmuş olur. Tabi hani bir şeyler yapıyorsa bunun karşılığında hani güzel tepkiler almak gerçekten keyifli oluyor. Bu da hani insana artı bir şey sağlıyor. Daha keyifli, daha heyecanlı bir şekilde oyun oynuyorsunuz. Bilmiyorum en azından bende öyle oluyor yani. Büyük ihtimalle diğer birçok oyuncuda da aynı şey oluyordur. İnşallah yakın zamanda Ramazan çıkmadan bir Anno bölümünü canlı olarak oynamak istiyorum sizlerle beraber.
kanalda duyuru yapma şansım da olabilir, olmayabilir. Bir gece vakti birdenbire pat canlı yayın açmış olabilirim yani. Anla oynarız en fazla beraberce. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz canlı yayında beni tek bırakmazsanız da sevinirim. Beraber oynamış oluruz. Eksikleri söylerseniz ben çünkü bazen unutuyorum. Çok fazla ada var. Hangisi nereye gidecek? Şu ne yapacağız? Ne edeceğiz derken bir V kayışı gerçekten kopuveriyor. O yüzden sizle beraber oynamak bana gerçekten bir destek olacaktır oyunda. Eksikleri hiç sıkılmadan söyleyebilirsiniz. Geçen mesela 8 tane fırın yaptım çikolata için. Abi 8 taneyi diğer 8 taneyi yıkmamışım. Sağ olsun gene bir arkadaşım onu hatırlattı. Onun için ayrı teşekkür ederim ona da. Neyse çok fazla uzuyor muhabbet, böyle gidiyor tek başına da anlatırken akıp gidiyor muhabbette. Anno 1800 öndük efendim. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.